Ben bir siyasi lider olarak bu oyuna gelecek kadar istikametimi kaybetmedim. İstikametini neden kaybetti? Ülkeyi yönetme becerisini kaybeden, halkı işsizlik ve yoksulluk girdabına mahkum eden kötülük rejimi, halkın hiçbir talebini karşılayamaz oldu. Bu sorunlar ortada dururken bir de Ayasofya'yı cami yapma hamlesi geldi. Siyasi İslamcı AKP, kan kaybını durdurmak için yeni baskı ve kutuplaştırma politikalarına yöneldi. Tabanındaki kopmaların önüne geçmeye çalışan saray, bir grup cihatçı azınlığın taleplerine sarıldı. Ancak bu adımlar sadece seçime yönelik olarak değerlendirilemez. Gerici rejim, Cumhuriyet'in ilerici birikimlerini ortadan kaldırma hedefini sürdürüyor. Cumhuriyet kadroları, laik devletin eşitlik ilkesi gereği, dinlerin, kültürlerin ortak mirasını müze yapmıştı. Siyasi İslamcılar, bu kararın altında imzası olan Mustafa Kemal Atatürk ile de hesaplaşmaktadır. Ayasofya'nın cami olmasından sonra verilen demeçlerde, yazılan yazılarda bu açıkça görülüyor. Düzen içi muhalefetin tüm bu gelişmelere tepkisi ise reel siyaset girdaplarında boğuldu. Laikliği savunmaktan kaçınarak yıkımın önünü açtılar. Sol Parti ne diyor? Bugün siyasal İslamcıların laikliği günden güne aşındıran tarihsel hesaplaşma çerçevesini kırmadan Cumhuriyet korunamaz. Halkın ekonomik, sınıfsal çıkarları ile Cumhuriyet'in ilerici değerlerini kararlılıkla savunacağız. Özgür, demokratik, aydınlık bir Türkiye'yi birlikte kurmak için herkesi mücadeleye çağırıyoruz.